Şimdi bir haftadır konu ne? Ülke gündeminde Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ile evlendiğinde Hazreti Ayşe kaç yaşındaydı? Sana ne ulan kaç yaşındaydı? Sana ne? Hocam bir açıklama yapsana. Ne açıklaması yapacağım ya? Siyer kitapları ortada, hadis kitapları ortada. Zayıf da olsa rivayetler ortada, kuvvetlisi de ortada. Bana ne kardeşim kaç yaşındaysa kaç yaşında? Kimden bahsediyoruz biz? Biri peygamberlerin en büyüğü Muhammed Mustafa'dan aleyhissalatü vesselam. Bir peygamber ismet sıfatıyla korunmuş, günah ve hata yapma lüksü yok. Bir yanda bir annemiz, bir kadın Nur suresinde ayetle sabit, namuslu ve tertemiz. Neyden bahsediyorsunuz siz ya? Kaç yaşında mıydı? Şu kadar yaşında mıydı? Bu kadar yaşında mıydı? Sana ne olan kaç yaşındaysa kaç yaşındaydı? 1500 yıl önceki bir yaşamdan, 1500 yıl önceki bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bahsettiğimiz kişiler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve ümmetin annesi Hazreti Ayşe annemiz. İsterse 9 yaşındayken evlendi, isterse 19 yaşındayken evlendi. Benim için hiçbir mahsuru yok. 1500 yıl önceden bahsediyoruz biz. Beyler, hepinizin ninesi var ya ninesi. 13-14 yaşında evlendi ha Anadolu'da. 9'dan 4 fazla, 3 fazla haberiniz olsun. Hepinizin ninesi 13-15 yaşında evlendi. Neyine garipsiyorsunuz siz bu işin ya? Neyinden utanıyorsunuz? Bizim dinimizin bir eksiği yok. Bunu bilin. Bizim dinimizin bir eksiği yok. Bizim dinimizin yumuşak karnı diye bir yeri yok. Biz en mükemmel, kamil ve mükemmel bir dinin mensubuyuz. En büyük peygamberin ümmetiyiz. Bizim birilerine bir şey açıklamak gibi bir derdimiz yok. Beğenen beğenir, beğenmeyen defolup gider. Beğenmiyorsa ya ben bu peygamberin bu işini beğenmedim der, vazgeçiyorum İslam'dan der, defolup gider. Bu kadar basit. Bu dinin sana ihtiyacı yok. Ben kimim ya? Muhammed Mustafa'nın bir açığı varmış da onu örtmek için açıklamalarda bulunacağım. Kaç tane kanal aradı beni. Canlı yayına davet ettiler bu konuyu. Ne münasebet dedim ya. Böyle bir konum yok benim. Kitaplar ortada, açarsın bakarsın. Hangisini beğeniyorsan alırsın. Efendim Hazreti Esma'nın ablası oluyor Hazreti Ayşe'nin. Hazreti Esma'nın ölüm yılında şuydu buydu, arasında 10 yaş. Ya bunlar zayıf rivayetler. Beğeniyorsan bunu alırsın. Beğenmiyorsan 9-10 yaşında evlendiğini alırsın. Buhari'de de böyle geçiyor. Sana ne kardeşim? 1500 yıl önceden bahsediyoruz ya. 1500 yıl. İslam'da evlilik çağının ölçüsü belli. Reşit olma denilen, şu günkü günümüzde reşit olma erkekte ve kadında, bütün fıkıh kitaplarımızda kural belli. Mümeyyiz, akıl bali olması başlangıcıdır. Ha, şimdi bana biri sorsa, hocam 9 yaşında 10 yaşında bir kızı evlendireyim mi? Hayır, evlendirme derim. Bu zamanı konuşmuyoruz beyler. 1500 yıl öncenin yaşantısını konuşuyoruz. Ve kaldı ki daha sizin 100 yıl önce, 50 yıl önce gidin nineleriniz yaşıyorsa sorun kaç yaşında evlenmiş. 13, 14, 15. Neyden utandınız ki siz açıklamaya şey yapıp? Bir de kime açıklayacağım bir dakika ya? Kime açıklayacağım ben bu olayı? Gusül abdesti bilmeyen cünüplere, taharet daha almasını bilmeyen cahillere mi peygamberimizin durumunu açıklamaya çalışacağım ben? Siz kimsiniz ulan? Size ben dünyada gelmiş en büyük bir insanın açığı varmış gibi çırpınacağım mı? Ya Müslümanın bir duruşu olur ya. Ben kendi mahallemizdekilere daha çok kızdım. Neyi açıklamaya çalışıyorsunuz siz ya? 19 muydu, 9 muydu? Bana ne ya? 19 muydu, 9 muydu? 1500 yıl önce yaşanmış ve sosyal durumun en yüksek evliliği yapılmış bir peygamber ve Ebu Bekir Sıddık'ın kızı. Kimi eleştiriyorsunuz ulan siz? Şu an güney tarafında, Arap diyarında hala daha 14-15 yaşında kızlar 40-50 yaşında adamlarla şu anda da evleniyor. Değişik bir şey yok yani. Kime neyi açıklayacağım ben ya? Bizim dinimizin bir eksiği yok. Ha bugünün şartlarında 9-10 yaşında bir erkekle bir kızla evlenemez. Çocukların durumu ortada, yetiştirme standartlarınız ortada. 16 yaşında meydan muharebesi kazanan padişahların, ataların torunlarıyız. 16 yaşında Spiderman olacağım diyen çocuklar yetiştiriyoruz biz. Bugünkü durum başka, 500 yıl önceki durum başka, 1500 yılki durum başka. Siz kime neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz ya? Bir duruşunuz olsun. Bizim dinimiz eksik falan değil.
Haşa, peygamberimizin de bir eksiği yok. Ya peygamberimiz uçkuruna düşkün bir insan olsaydı, haşa, haşa. 11 tane hanımı oldu, bir tanesi kızı olan kız Hazreti Ayşe ile evlendi. Hepsi üçer beşer çocuklu, kendisinden büyük hanımlardı. Daha güzellerini alamaz mıydı? Daha gençlerini böyle kızı olan kızla evlenemez miydi peygamber bütün hanımlarını? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün evlilikleri hepsi bir hikmete, bir siyasi amaca dayanıyor. Hazreti Ayşe'yi de Allah emretti de nikah etti. Onun da hikmeti, bu dinin üçte ikisini siz Ayşe'den öğrendiniz dedi. Hadis-i şerif var. Bu dinin hepimiz üçte ikisini Ayşe annemizden öğrendik. Çok akıllı, müthiş zeki bir kadındı annemiz bizim. Ve evlendiği gün, yaşı küçük de olsa, 19 da olsa, 18 de olsa kocaman bir kadın görünümündeydi. Neyini siz açıklamasını yapmaya çalışıyorsunuz ya? Peygamberimin eksiği mi var benim? Onu mu kapatmaya çalışayım? Haşa. Buhari gibi bir mükemmel külliyatın eksiği mi var? Onu mu kapatmaya çalışayım? Haşa. Bırakın ya. Biraz duruşunuz olsun. Üç kuruşluk bir zibidi, ahlaksız bir gavuru meşhur ettiler ya bir haftada. Bak, ilmi açıklama yapmıyorum. Peygamberimiz evlenirken işte Hazreti Ayşe şu yaştaydı, bu yaştaydı, şu vesikada şöyleydi, şu kitapta böyleydi. Bak, açıklama yapmıyorum ha. İster 9, ister 19. Umurumda bile değil. Bir kadın, ümmetin annesi, bu dinin üçlü ikisi elinden öğrendiğimiz Kur'an'la sabit temizliği, namusu, bir de gelmiş geçmiş en büyük peygamber. Kimin ben anlatacağım? Haşa, ben kimim ya? Şimdi gidin 1500 yıl önceye, peygamberimizin Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, daha sayacağımız bir sürü zındık kafir gibi azılı düşmanları var. Medine'ye gel, ki evlilik Medine'de oldu. Mekke'de anlaşıldı, Medine'de oldu evlilik. Medine'de İbn-i Selüller var, İbn-i Übey var, iftira atan, peygamberimize iftira atan melundur İbn-i Übey. Onlar bile böyle bir evliliği kınamadılar. Bu utanılacak bir şey olsaydı o dönemde, peygamberimizin döneminde bu utanılacak bir durum olsaydı, Ebu Cehil'i, efendim bilmem kimi, İbn-i Selül'ü, Yahudiler, kim varsa peygamberimizi tefe koymaya çalışırdı. Utanılacak bir evlilik yapmış olsaydı peygamberimiz, ki haşa, o ayetle yaşıyor, vahiyle yaşıyor, dönemin kafirleri bırakır mıydı bu lafı? O dönem böyle bir evliliğin mahsuru yok. 1500 yıl önceden bahsediyoruz. Anladınız mı demek istediğimi? O dönem böyle bir sorun yok çünkü. Beyler, hala böyle bir sorun yok. Bugün ülkemizde böyle standartlar değişti. Arap ülkelerinde, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta 13-15 yaşında kızlar hala 40-50 yaşında, tanıdığım insanlar var, evliler. Bizzat tanıdım. İmam-ı Şafii buyuruyor ki, İmam-ı Şafii, ben diyor Yemen'de 21 yaşında bir nine gördüm diyor. Yemen'de 21 yaşında bir nine gördüm. Ne demek biliyor musun? Gencecik, 21 yaşında torunu var diyor. Nine demek o demek. Yaşlı değil böyle yani. Gencecik kadının torunu var. Yani 10-12 yaşında evlenmiş. Onun da çocuğu olmuş. O da 10-12 yaşında evlenmiş. Onun da çocuğu olmuş. Nine gördüm diyor. İmam-ı Şafii, kitapta var bu ya. Ya diyorum ya, Anadolu'da, Ankara'da, Konya'da, Erzurum'da, Mardin'de, Diyarbakır'da sizin nineleriniz, hepimizin ninesi 13-15 yaşında evlendi zaten. 9'dan 3 fazla, 4 fazla. O dönemler öyle. O dönemler öyle. Bu dönemlerde böyle bir şey yapılmaz. Bak yine söylüyorum. Biri bana kalsa gelse, oğlum da kızım da mümeyyiz oldu, akıl bali oldu, hocam evlendireyim mi? Hayır, tabii ki evlendirme. Bu çocuklar öyle yetişmedi çünkü. Ama o dönem fizikleri de, eğitimleri de, zihinleri de buna müsait yetiştiriliyordu. 13-15 yaşında evlenebiliyordu herkes. Sizin dedeleriniz de 15-16 yaşında evlendi, merak etmeyin. Kendinize gelin ya. İslam'ın bir açığı yok. Peygamber Aleyhisselam'ın bir açığı yok. Haşa. Kime neyi ispatlayacağım ben ya? Otursun Avrupalılar baksın ahlaksızlıklarına. Bu ahlaksızlığı konuşmayın diye size bunları öğretiyorlar. Kim öğretiyor bunları size gene? Dönemin müsteşrikleri, oryantalistleri, Yahudileri öğretiyor. Bizim de içimizdeki bazı profesör kılıklı Mustafa Öztürk gibi, bilmem kim gibi zındıklar bu işi köpürtüyor.
Bir de bizimkiler de savunmaya geçiyor. Lan aklınızı başınıza alın ya. Bir duruşunuz olsun artık ya. İslam'dan utanmayın. Beğenmiyorsanız defolup gidersiniz. Ben Müslüman değilim, ben gavurum dersin. Sen de rahat edersin, biz de senden kurtulmuş oluruz. Oturacağım, 3 kuruş zındıklara, İslam düşmanlarına peygamberimizin açığı yoktur diye çırpınacağım. Hadi lan gidin işinize. Ben öyle bir peygamberin ümmetiyim ki, hayatında peygamberliğinden önce dahi tek nokta açık yok. Hata yok, eksik yok. Allah tarafından korunmuş. Ve Ebu Bekir Sıddık gibi bir kızı, babanın kızından bahsediyoruz. Bu dinin 1/3'ünü tesis etmiş bir annemizden bahsediyoruz. Ne yapacağım? Bu güzel insanları, ayetle sabit, tertemiz insanların da ben namus kavramımı konuşacağım. Yatak odasını konuşacağım peygamberimizin. He? Ahlaksız, aşağılık herifler sizi. Namussuz, haysiyetsizler sizi. Peygamber düşmanı, İslam düşmanı. Ahlaksızlar sizi. Gidin kendi hayatınıza bakın. Bir de bu heriflere, ahlakı yitirmiş insanlara peygamberimin namuslu olduğunu anlatacağım ha. Hadi lan oradan. Bu dinin hiçbirimize ihtiyacı yok. Bu kadar basit. Bak hiçbir ilmi açıklama yapmadım ha. Şu yaştaydı, bu yaştaydı. Şöyleydi. Efendim hayızdan sonra sayılıyordu. Bir sürü görüş var. Kitaplar bunu yazmış. Bu yeni bir konu değil ki. Bak bir sürü görüş var. Hiçbirini konuşmadım. O dönemde kızların yaşı hayızdan sonra sayılıyordu da efendim kızın yaşı söylendiğinde artı 10 söylemen. Bunların hepsi zayıf da olsa bilgiler var kitaplarımızda. Beğenen beğendiğini alsın. Benim imanımda, benim peygamberime olan aşkımda ister 9 ister 19 umurumda bile değil. Böyle bir gündemim yok benim ya. Değil bir de televizyon programına çıkıp bunu tartışacağım kitaplarla. Boş verin ya. Yarın peygamberle karşılaştığımızda görürsünüz. Hazreti Ayşe annemize zina iftirasında bulunanlar bile bu konuyu konuşmadı. Hazreti Ayşe'ye zina yaptı dediler. Bir yabancı erkekle yattı dediler. Ama demediler ki böyle bir evlilikte bir sorun var diye. O dönemin ahlaksızları bile bunu söylemedi. Bu dönemin ahlaksızları o dönemin kafirlerine rahmet okutacak neredeyse ya. Neymiş bir de karşılaşacakmışım, anlatacakmışım. Bırakın ya, işimiz mi yok bizim? Takmayın bu konulara. Peygamberini beğenmeyen defolup gider. Zaten beğenmeyen çoktan atılmıştır bu dinden, merak etmeyin. Peygamberi eleştiren, İslam'ı eleştiren, ayetleri eleştirenler kafirdir zaten. Bunların hepsi bir çalışma, proje. Peygamber şöyle mi yaptı? Bilmem kim böyle mi yaptı? Ya işinize bakın. Bizim dinimiz en mükemmel din, son din. Sakın bunlara inanmayın. Peygamberimiz ne büyük şeref ki bize, en büyük peygamber. Duruşunuz olsun. Böyle konularla muhatap bile olmayın. Anladınız mı konuyu? Bak ilmi bir şey anlatmadım size. 1500 yıl öncenin bir coğrafyasını, bir hayat standartını anlattım. Beni de ilgilendirmiyor. Hazreti Ayşe benim annemdir. Annemden, rahmetlik annemden daha önde bir annemdir. Hazreti Ayşe ellerimle toprağa gömdüğüm annemden daha kıymetli bir annedir. Ümmetin annesidir. Bir de laf söyleteceğim anneme ha. Zor tutuyorum kendimi ha. Bunlar hep törpülenmiş kendimi tuttuğum laflar. Aşağılık soysuzlarla muhatap etmeyin kendinizi. İslam dininin mensubusunuz siz. Muhatap olmayın, kimseye bir şey ispatlamaya çalışmayacağız biz ya. 18-19 diyen de var. 9-10 diyen de var. Hepsi başımın üstünde ya, bana ne ya. 1500 yıl öncenin bir coğrafyasından bahsediyoruz. Bunu söyleyenlerin kendilerine zinayı, LGBT gibi bir ahlaksızlığı savunma güdüsü yaşayan insanlara Peygamber Efendimizin evliliğini anlatacağım, öyle mi? Ya boş verin bu işleri ya. Ve unutmayın, siz Muhammed Mustafa'nın ümmetisiniz. Siz Muhammed Mustafa'nın askerlerisiniz. Bizim komutanımızın, önderimizin, liderimizin şu kadar açığı yok. Şu kadar yok. Bizim ne tarihimizin, ne ecdadımızın, ne de dinimizin açığı, saçığı, utanılacak bir tarafı yok. Böyle sahip çıkın dininize ve tarihinize ve ecdadınıza, atalarınıza sahip çıkın. Bizim eksiğimiz, gediğimiz yok. O yüzden siz de duruşunuzu iyi tutun. İslam'a sahip çıkın, eksiğimiz, gediğimiz yok. Mükemmel bir dinin mensubuyum ben. Mükemmel bir peygamberin aciz bir ümmetiyim. Yüceler yücesi bir Allah'ın günahkar kuluyum. Tarihi zaferlerle alnı pürü pak olan ecdadın torunuyum. Bitti. Peygamberimin zerre kadar açığı yok. Atalarımın da yok. Kendi ilahlarına baksınlar. El-Fatiha.